Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Instagram'dan bir story paylaşmıştım. Instagram'dan takip etmeyenler için hemen Instagram'ımı söyleyeyim. Serdar İzel 929. E, hayatınızda yaşadığınız paranormal olayları bana yazın demiştim ve siz bir sürü paranormal olay yazdınız. Şimdi birinci paranormal olayımızla başlayalım. Bakalım neymiş. Bakın. Landur. Evet işte şu bizim paranormal olaymış istiyorum şunu siz bana şimdi okuyorum her gece yeni bir yarattık her gece yeni bir yara yarattık rahatsız ediyordu hocaya gittim anlattım yaşadığım şeyler şeyleri bir bana dedi o artık senin için geldi seni rahatsız etmekten hoşlanıyor dedi Ve ertesi gün benim teyzem hayatını kaybetmişti hocaya gittik yine de yine bir dua verdi her akşam oku dedi. Gider o yaratık dedi. Okudum onu öyle şeyler. Şükürler olsun Allah'a. Hmm, çok garip bir şey. Yani her gece bir yaratık seni rahatsız ediyor. Ertesi gün teyze seni tık, e, ıı, hayatını kaybediyor ve ertesi gün yine gidiyorsun. Hocaya bir dua veriyor ve bitiyor artık o yaratığın gelmesi. Garip bir şey. Garip. Bilmiyorum ama şu an tırsıyorum. Ben içeride yalnızım. Ötekine geçelim. Göstereyim. Bakın. Hadi odakla. işte şu. okuyor arkadaşlar. Bizim eve kara büyü yapılmıştı. Biz bilmezdik. Evde yaşamaya devam ettikçe başımıza kötü kötü olaylar geliyordu. Ve yaşamaya karar verdik. Umarım öyle şeyler olmaz. Yani korkunç. <laughs> korkunç. Evinize kara büyü yapılmış. Kim yaptığını bilmiyorsunuz kara büyü gerçekten kötü bir şey ve Kur'an'da haram bir şey sakın kimse yapmasın diyorum ben yani korkunç bir şey evde kara yapılmış sizden daha önce mi yapıldı arkadaşım o yoksa siz eve geldiğinizde başkasının siz eve geldiğinizde mi yapıldı yoksa siz eve daha önce de girmediğinizde mi yapıldı yani anlattıramadım her neyse Üçüncüye geçtik. Bakın. Her neyse göstermeyeyim arkadaşlar. Bak yine göstereyim. İşte da yazıyor. Evdeyim. Evdeyim. Komşu gelmişti ve benim cebime bir şey koymuş. Ben anlamadım. Koyduğunu ben çıkardım. Onun cebimden ve yaktım. Yaktıktan sonra anne böyle sence bu ne olabilir? Bu ya kara büyü. Ya ya bir yere de beddua çünkü bakın. Yine okuyorum. Evdeyim. Komşu gelmişti ve benim cebime bir şey koymuştu. Ben anlamadım. Koyduğunda ve ben çıkardım. Onu cebimden yaktım ve yaktıktan sonra ben de böyle Sence bu ne olabilir demiş. Bu bence kara büyü. Kara büyü ya da bedduğa öyle bir şey olmasını tahmin ediyorum. Çünkü onu yaktıktan sonra ben de Yani çok garip bir şey. Ötekisine geçelim. Köydeyim. Abi bir yatacağım dedi ve odasına gitmişti. Ve ben de yatmıştım ama uzun sürmedi. Yanımda boynuzlu bir yaratık geldi. Ben uyanmadım, gözlerimi açmadım. Tepişemedim sonra dua okumaya başlayınca gitti. Tabii ki öyle arkadaşlar öyle şeyler olunca dua okumayı ihmal etmiyoruz. Dua okuyun ve geçer. Öyle geçer gibi geliyor benim dua okuyunca. Tabii ki de geçecek çünkü dua okuyoruz. Bu ya karabasan olabilir ya da ıı, bir yaratıklar seni rahat, rahatsız olabilir. Başka bir şey de olabilir. Pek e, bilmiyorum yani. Dur birkaç tane bir çok dolu. Çok var evet. Yani bu konu hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Dördüncüye geçtik. Dört, beş bilmiyorum. Okuyorum. Bakın. Şurada okuyorum. Benim baba ve annem ölmüştü. Ben evde abla abla abladım. Bir gece annemin ruhu gelmişti eve ama sadece bana gözüküyordu. Bana diyordu ki çok büyük haram işler. O haramı eklemezsin. Biz ateşte olacağız. Yalvarıyordu ve hocaya gittim. Çok garip ya. Bu ne Bakın. Okuyun dur. Odaklansana. İşte arkadaşlar bakın. Yine okuyorum. Dinleyin. Çok garip bekti. Çünkü benim doğa verenim ölmüştü. Ben evde ablamladı Bir gece annemin ruhu gelmişti. Ama sadece bana gözüküyordu. Bana diyordu ki çok büyük haram. İşte o haramı denklemesi Biz ateşte olacağız. <laughs> Yalvarıyordu ve hoca gitti. Bu şey olabilir. Ee, dur 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 dur. Ee, ne olabilir? Bilmiyorum ne olabilir ama. Sen annen üstünde büyük bir haram deşlemişsin olabilir. Öyle bir şey olabilir. Bakın. Sen anne büyük bir haram işlemiş olabilir. Baban da ölmüş. Bekleyince be 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 Ne değil. Ateş işte olacağız diyordu. Yani ruh konusu çok garip. Ve senden konuşması çok garip bekti benim. Bunlar çok garip gerçekten. Çok garip olaylar oluyor arkadaşlar dünyada. Beşinciye mi geçtik artık bilmiyorum. Bir kere dolaptan tam yatacaktım. Dolaptan garip sesler gelmeye başladı. Ben gidip baktığımda sanki ee, dolap beni içine çekiyordu ve ben acayip korkmuştum. Neyse ki artık böyle şeyler olmuyor. Bayılacağım. <laughs> çok korkunç bu ne? Aa, be? Dolap içine bir çekiyor seni. Yani pek inandırıcı gelmedi ama yani olabilir yani. Dolabın içinde yaratık mı var? Ne var? Onu bilmiyorsun ama değil mi? Dolap seni içine nasıl çekecek ki? Mesela içine nasıl çekilecek? Her neyse 6. sonuncuya geçelim arkadaşlar. Annemler. Bu çok uzun arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın. En uzunu bu. <laughs> annemler ve babam. Annemler babam mezarına gitmişti ve ben de gitmiştim. Annem doğanmaya başlayınca mezarın yanından yılan geçtiğini gördüm ve çok korktum. Maalesef benim gördüğüm şeyi annem göremezdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Oradan ben sadece yak bir yılan geçtiği gördüm ve ertesi gün annemler geri gitmişler. Ben evde kalmıştım. Evden garip sesler gelmeye başladı. Ben gidip baktığımda babama benzeyen bir yaratık. Korkma sadece yaklaşıyordu. ve hocaya falan gittik. Artık öyle şeyler olmuyor. Şükürler olsun. Oh. Paça ev korkucu. Demek ki dur dur burada bir düşünce var. Demek ee, baba çok ya çok büyük bir günah işlemiş ya da haram işlemiş. O yüzden sen o yıla görüyorsun. Senin üstünde de bir haram işlemiş olabilir. Bilmiyorum en korkuncu aralarında budu ve ruh diye bir arkadaşlar annesi ruhu evde kaldı en korkuncu udu. Son bir tane daha var mı? Yok işte arkadaşlar. Ee, ya bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Çok garip olaylar direnecekler. Bunlar siz yaşamışsınız, siz yaşamışsınız, ben olsam. Şu an arkadaşlar bende yaşadığım var, öyle şeyler azıcık size onlara anlatayım. <laughs> bir kere ben ıı, köpeğimi yeni almıştım. Köpeği var sezer biliyorsunuzdur varım. Köpeğimi yeni almıştım. Iıı, onu bir gece evde tutmuştum. O tabii ki kakasını falan yapmıştı dışarı ben temizlemeye çıkmıştım. Ve bizim odadan garip sesler gelmeye başladı. Bizim biz bu işte şöyle yaptı. Ben öyle hemen bir koştum, bir koştum içeri girdim. Anne bu dedim. Ondan garip sesler geliyor dedim. O dedi, böceklerdir dedi. Ben yattım uyudum. İkinci olay geçiyorum arkadaşlar. Ben iki olay yaşadım. O olaydan sonra o olayı ben unuttum şu an. Getirmek istemiyorum. Hatma çok korkunçtu. İkinci olay geçelim her neyse. İkinci olay. Bir kere mutlaka su içmeye gitmiştim. Su içiyordum. Yine o, oradan şöyle biri tıklatıyordu. Hep ama hep iki kere bunlar yaşandı. Yani niye böyle bir şey yaşandı? Ben ben, ben de bilmiyorum. Çok garipti benim için. Ee, gördüğünüz gibi sizin yazdığınız, sizin bana anlattığınız, sizin yaşadığınız paranormal olayları videoda okudum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız buna artı 80 like istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Instagram'da ve Facebook'tan beni takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan da bilgisayarlar izleyin. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bunlar sizin yaşadığınız paranormal olaylar. Ben de anlattım. Kendi yaşadığım paranormal olayları. E dediğim gibi bu seri ikinci bölümünü istiyorsanız buna artı 80 like istiyorum. Hadi bay bay. Hadi like'ı atın atın bekliyorum attınız mı attı at sen at hadi. hadi at attın tamam evet bitirelim artık videoyu sizi çok seviyorum bye bye